Giresun deprem olan bölgeye epeyce uzak bir il olarak da uzak, il merkezi olarak da uzak. Yaklaşık kuş uçuşu Kahramanmaraş'a 500 kilometre uzunluğunda. Burada deprem Doğu Anadolu fayında oldu ama asıl problem Giresun'a yakın olan ve en az o kadar yıkıcı olan depremler üreten Kuzey Anadolu fayı. Bizim güney ilçelerimiz olan Şebinkarahisar, Alıcıra ve Çamoluk'un hemen güneyinden geçiyor. Yaklaşık ortalama 30 kilometre mesafede. Dolayısıyla Giresun'u il olarak ele alırsak sahil bölgelerini yani Karadeniz dağlarının Karadeniz'e bakan kısmının biraz daha güvenli depreme uzaklık açısından, deprem üreten faylara uzaklık açısından biraz daha güvenli ama güney ülkelerinin aslında geçmiş depremlerden de elde ettiğimiz deneyimlere göre riskli olduğunu biliyoruz ki. Giresun'un ilçeleri tabii farklı durumlarda. Özellikle depreme yakın olan iç bölgelerdeki küçük ilçelerin durumu biraz farklı ama nüfusun yoğun olduğu il merkezini, Giresun şehrini ele alırsak en riskli zemin olarak gördüğümüz alüvyon bir kıyı şeridimiz var. Diğer bölgeleri şehrin eski yerleşimi, kale ve çevresi de dahil olmak üzere yamaçlar daha güvenli bir zemin. Giresun iki farklı zemin üzerine oturan bir şehir. Yamaçlar kaya üzerine daha çok, sahil bölgeleri çoğunlukla diyeyim ben alüvyon zemin üzerine oturan bir yapı stoğuna sahip. Giresun diğer Karadeniz şehirleri gibi eski yapı stoğu da var, yenilenen yapı stoğu da var ve geçmişte yapı olmayan yerlerin de dolmasıyla sıkışan ve aynı zamanda da yükselen bir yapı stoğuna sahip. Ve aslında yeni yerleşimlerin bir kısmı tamamen yeni olduğu için belki daha güvenli olabilir o anlamda ama eski yerleşimlerde yeni yapılarla yani hani yeni deprem yönetmeliğine göre daha güvenli gördüğümüz yeni yapılarla birlikte eski yapı stokları da var. Yani 99 öncesinde yapılan stoklar da var. Dolayısıyla böyle karma bir yapı stoğu vardır diyebiliriz Giresun'un çoğu yerinde. İnsanlar ev alırken dikkat etmediler mesela bundan sonraki süreçte. Hani şunu biz hep unutuyoruz, işte ev alıyoruz, sanki ev hiç eskimiyor gibi. Ama evde sonuçta eskiyen ve ömrü olan bir yapı, özellikle betonarme binalar. Giresun'da da özellikle eski yerleşim yerlerinde bu tip binalarımız var. Zemine dikkat etmeliyiz. Giresun'da yamaç ve düzlük yerler vardır. Bu düzlük yerlerin çoğu alüvyon zemindir. Yani dolgu, toprağın denizin dolmasıyla oluşan çok sağlam olmayan zeminlerdir. Görüyoruz ki bu dolgu üzerinde şu an 10 kattan daha fazla kat sayısında binalar inşa ediliyor. Bunların aynı zamanda zeminde su da var. Su demek deprem esnasında bunun sıvılaşabileceği anlamına geliyor. Çok riskli. Hep deniyor ki fore kazıklar uygulanıyor temellerde. Ancak şunu da unutmayalım. Fore kazık suyun içerisindeki bir fore kazığın ömrü çok uzun olmaz. Dolayısıyla yapılaşmanın sağlam zemine olması, şehirleşmenin bu şekilde planlanması gerektiğini düşünüyorum.